Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Bazı arkadaşlarımız, hocam tek başınıza çektiğiniz bu videolar anlatım bakımından biraz kuru, biraz cansız oluyor. Keşke karşınızda birisi olsa, soru cevap tarzında videolarınız çekilse daha canlı, daha heyecanlı olur diyorlar. Ama gel gör ki her zaman bizim alanda bizim konularımızı tartışacak düzeyde bir insanı bulabilmek ve onunla karşılıklı sohbet edebilme imkanımız yok. Ayrıca hayatı epey zamandan beri seyyar yaşıyoruz. Yani yurt içi, yurt dışı. Dolayısıyla bir tripod, bir telefon kamerası nerede bulursak orada çekiyoruz. Dolayısıyla yanımıza refakatçi bulmamız zor. Biz gene de bu kuru yavan anlatım tekniğini giderek mümkün mertebe izale etmeye çalışırız. Hadi Bismillah diyelim. Bugünkü konumuz İslam fıkhında kölelik, cariyelik hukuku. Bu da nereden aklınıza geldi dersiniz. Geçenlerde bir televizyon haberlerine de yansıdı. Bir Ahlak Maneviyat Derneği denilen bir dernekte bir genç bir hoca efendi var, sarıklı cübbeli. Ona böyle birisi hocam cariyeyle işte istifraş, odalık yapma, birlikte olma cinsel açıdan mümkün mü falan filan deyince böyle biraz sırıtkan edayla cariyelik hukukunu anlattı. Çok da tepki çekti. Oysa fıkıh kitaplarının tam ortasından konuşmuştu. Bu bakımdan benim öteden beri tarihsellik söylemim çerçevesinde nelerin dinin dışında bırakılması, yani dini ahlaki hayatımıza katkısı olmayan şeylerin, tortuların çıkarılıp bir kenara koyulması babında sık sık zaman zaman örnek verdiğim konulardan birisi de bu kölelik cariyelik hukukuydu. Hadi şimdi bakalım bu hukuk fıkıh kitaplarında aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alınıyor? Bakalım bir videoya yetiştirebilecek miyim, ama sıkıştırmaya çalışacağım bir 35-40 dakikaya. Bismillah diyelim. Şimdi bu kölelik müesses, yani kurumsal yapı itibariyle eski Roma'dan, Yunan'dan tutun, Mısır'dan çıkın ve dolayısıyla İslam öncesi Arap toplumuna gelin, son derece köklü ve yaygın bir kurum. Önceki medeniyetlere gitmeye gerek yok. İslam'dan önceki dönemde oldukça yaygın dedik. En temel kaynağı savaş. Bir diğer kaynağı basbayağı bunun sektörü, piyasası, ticareti var. Özellikle siyahi köleler Afrika'dan falan getiriliyor. Pazarlarda satılıyor. Başka işte savaş esirleri köleleştiriliyor. Başka borçlanma, yani riba altında kalma, temerrüt faizine maruz kalma, borcunu ödeyememe neticesinde köleleştirme gibi sonuçlar da doğabiliyor. Şimdi bunun içindir ki bu Kureyş suresinde geçen ilafi denen ilaf, bir yoruma göre bu toplumda temerrüt faizinin altında ezilmiş, ribanın altında ezilmiş, perişan olmuş, toplumdan dışlanmış, sıfırı tüketmiş, intiharın eşiğine gelmiş insanları kurtarmak için bir sosyal dayanışma fonu gibi bir şey diye yorumlar var. Burayı geçelim. Bazı araştırmalarda İslam'ın ilk dönemlerindeki Mekke'de 4000 civarında köleden bahsediliyor. Evet, bu biraz abartılı görünebilir çünkü o dönemdeki Mekke'nin nüfusu 10.000 civarında ancadır. Ama şundan eminiz: oldukça yaygın, her hanede neredeyse hali vakti yerinde her kişinin birer, beşer, onar kölesi, cariyesi olduğunu biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bu konuda Mekke döneminde özellikle ilk Müslümanlardan Bilal-i Habeşi'nin, Suheyb-i Rumi'nin, Selman-ı Farisi'nin bir şekilde köleleştirilmiş ve köle olarak o topraklara gelmiş olması, ama İslam'ı da ilk kabul edenler arasında yer alması bakımından biraz böyle bir devrimci karakteri vardır. İlk yıllardaki Mekki surelerdeki söyleme bakarsanız bu kölelik kurumuna karşı oldukça devrimcidir, özgürlükçüdür.
Beled suresinin 12, 13. ayetlerine bakın. O sarp yokuşu tırmanma metaforuyla anlatılan o yiğitlik, o faziletlilik nedir? Fekküra gabehtir. Yani kölelere özgürlüktür. Böyle söyler Kur'an-ı Kerim Mekke döneminde. Fakat Mekke dönemindeki kölelere özgürlük söylemi Medine dönemine gelince kölelere iyi davranın söylemine evrilmiştir. Yani bir politik bir kavramla özgürlükçü söylemi solla, muhafazakar ıslahatçı söylemi sağ kavramıyla ifade edersek Kur'an'ın Mekke dönemindeki o sol devrimci söylemi Medine döneminde biraz sağcı muhafazakar ya da ıslahatçılığa evrilmiştir. Bunun sebebini anlatacağız. Kur'an'da sonuçta bu kurumu Medine döneminde tanımıştır. Kur'an'ın bu konuda neler söylediğine geçmeden önce fıkıh üzerinden yürüyelim. Fıkıhta önce şunu söyleyelim. Evet. Peygamber döneminde kölelere özgürlük söylemiyle başladı. Medine döneminde kölelere iyi davranınla devam etti. Bizim bu dönemde, yakın dönemde, çağdaş dönemde işte İslam bir apolojik bir dil kullanılır. Yani savunmacı. İslam aslında köleliği kaldırma yönünde adımlar attı fakat mütekabiliyet esası söz konusu olduğundan yani o dönemdeki bütün devletlerde savaş hukukunda kölelik cari olduğundan efendime söyleyeyim esirlerin köleleştirilmesi söz konusu olduğundan Kur'an'da bunu tanımak durumunda kaldı. Ama siz egemen olduğunuzda bu kurumu zaman içerisinde kazıyın, son verin şeklinde bir mesaj da bıraktı Müslümanlara denmesine rağmen garip olan şudur ki aslında garip de değil çünkü orta çağlar devam etmektedir. Aynı savaş hukuku, aynı devletler hukuku, aynı köle hukuku da devam etmektedir. Hal böyle olunca Kur'an her ne kadar bu köleliğin önünü bir gün kesmek ve tamamen ortadan kaldırmak yönünde bir ideal bir hedef koydu buna işaret ettiyse de tarihsel şartlar buna müsaade etmedi. Bu yüzden bakıyoruz ki Hazreti Peygamber'in de köleleri, cariyeleri var idi. Örnek verelim. Mesela Peygamberimizin cariyeleri arasında Mariye, Reyhane, Cemile gibi cariyelerden söz edebiliriz. Köleler arasında işte sonradan evlatlık kurumunun ilga edilmesiyle birlikte son verilen Zeyd bin Harise, Ebu Rafi, başka Ebu Süleym, başka Yeser Nubi gibi birçok isimden söz edilebilir. Yani 6-7 kölesinden de söz ediliyor. Nerede bunlar? İbn-i Kayyim el-Cevziye'nin Hazreti Peygamber hayatını konu alan Zadül Mead adlı esere bakabilirsiniz. Peygamberimizin eşlerinden bazıları da aslında savaş esiri statüsünde cariye konumuna gelmiş ganimet malı arasında sonradan efendime söyleyeyim esaret bedelleri, fidyeleri ödenmiş. Peygamber Efendimizin evlilik teklifini kabul etmişler ve evlenmişlerdir. Üç isim sayayım Cüveyriye. Mesela Müreysi Beni Mustalik gazvesinde esir düşen kadınlardan birisidir. Kurtuluş fidyesini ödemiş derken Peygamberimizin evlilik teklifini kabul etmiş. Yanlış hatırlamıyorsam bu özgürlüğüne kavuşturma onun mihri sayılmış Peygamberimiz evlenmiştir. Başka Hayber Yahudilerinin reisi Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye Hazreti Peygamber'in eşi. Bu peygamberimizin safi payı olarak seçmiştir bunu. Aslında Hayber fethedildikten sonra ganimet malları arasında Safiye de var. Bu kadın önce Dıhiyetül Kelbi'nin payına düşüyor. Fakat o kabilenin reisinin kızı olduğu için peygamberimize bu sana yakışır deniyor.
Derken dıhiye gönülleniyor, razı ediliyor. Peygamberimiz onu alıyor. Peygamberimizin safi payı, sehm-i safi, yani reyhane mesela böyle alınmıştır. Bu da ya Beni Nadir veya Beni Kurayza Yahudilerinin ne mensup bir kadındır. Savaşta ganimet olarak alınmış. Peygamber Efendimiz bununla Reyhane ile evlenmiştir. Fakat Reyhane'nin hiçbir zaman normal hür kadın statüsüne geçmediği, hep Peygamberimizin cariyesi olarak hayatını sona erdirdiği de söylenir. Bunu geçiyoruz. Sahabe de son derece şey konusunda, cariye köle konusunda oldukça zengin bir içerik var bu konuda da. Bazı sahabilerin biner, on biner köle azat ettiğinden söz edilir. Mesela Abdurrahman bin Avf zengin bir sahabidir. 30 bin köle azat ettiğinden söylenir. Hazreti Osman'ın 1000 kölesi, cariyesi olduğundan kölesi, her cuma günü bir köle azat etmeyi adet edindiğinden söz edilir. Şu Mugire bin Şube vardır. Biraz siyasete kafası iyi çalışan bir sahabidir. Efendim ben 70 küsur kadınla evlendim deyip övünen bir kişidir ve onun da sayısız cariyesinden söz edilir. Zübeyir bin Avvam'ın vefat ettiğinde terekesinde 1000 köle cariye olduğundan söz edilir. Bazı sahabilerin 10'ar 100'er köle cariye azat ettiğinden söz edilir. Yani sahabe de köle cariye konusunda sıkıntı yaşamamıştır. Emeviler döneminde bu iş almış başını gitmiştir. Aslında yaygınlık, kölelik daha çok Hazreti Osman'dan itibaren başlamıştır. Emeviler dönemindeki bu İslami yozlaşma, ahlaki yozlaşmaya paralel olarak bu kölelik de çok yaygınlık kazanmıştır. Bu arada neler olmuştur? Efendime söyleyeyim, Yezid bin Abdülmelik gibi bazı şeyler, ki Yezid babası da böyle kaynelerle, cariyelerle, içkili işret alemlerinde düşüp kalkmayla tanınan bir kişi. Yezid bin Abdülmelik de Habbabe veya Hababe adlı bir cariyesine aşırı şekilde bağlı, sırılsıklam aşık, tutkuyla bağlı. Öldüğü zaman cesedini bile gömdürmüyor. Kokana kadar ceset onunla adeta yatıyor, kokluyor, öpüyor. Ancak çürümek söz konusu olunca defnettiriyor. Böyle bir durumla karşı karşıya. Osmanlı'ya gelince 13-14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar köleliğin Osmanlı'da ne kadar yaygın bir şekilde cari olduğunu, hüküm sürdüğünü anlamak için belleten dergilerine Osmanlı'da köle ticareti yazın veyahut Nihat Engin'in Osmanlı'da kölelik kitabına bakın. Sonucu görürsünüz. Hasılı kelam, netice-i meram bu kölelik, gönül isterdi ki gayrimüslimlerden önce kurumsal olarak İslam dünyası tarafından sonlandırılsaydı ama biz onu da başaramadık. İkinci Mahmut kendi döneminde o yenileşme hareketleri çerçevesinde uğraştı ama mollalar kazan kaldırdı. Kölelik şeriatta var dediler. Bu işin önünü kestiler. Ta ki Abdülmecid köle pazarlarını, köle ticaretlerini, esir pazarlarını Osmanlı'da yasaklamayla uğraştı, didindi. En son 1924-26'larda bu iş kanunen yasaklanabildi. Hatta Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nun 1956 yılında yayınladığı kölelik, köle ticareti vesaire yasaktır diye ve imzayı açtığı, devletlerin imzasını açtığı sözleşme metnini biz 1963 yılında kabul ettik devlet olarak, 64 yılında ise resmi gazetemizde yayınlandı. Yani iş neredeyse 1960'lara geldi ama Viyana'sından tutun, Cenevre'sinden çıkın, Birleşmiş Milletler Kurulu'ndan tutun, nereden bakarsanız bakın köleliğin kurumsal olarak ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adımlar, somut adımlar maalesef o da Batı tarafından atıldı. Efendime söyleyeyim, gelelim şimdi bu tarihsel süreçten sonra. Muhtemelen bu video iki etaplı olacak. Çünkü uzun boylu dinlemek zor. Onun için bir ikinci videoda yapabiliriz.
İslam fıkhında kölelik nedir, ne değildir? Önce köleyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ve fıkıhta ne tür tabirler kullanılıyor onu söyleyeyim. En başta abd kelimesi. Çok bildiğimiz ve ene abdüke diye söylüyoruz yani. Ben senin kulunum. Kul. Kur'an-ı Kerim'de Rab efendi demektir. Abd da kul demektir. Kur'an-ı Kerim'de de bu Allah'la kul arasındaki ilişki bu Rab-Abd ilişkisidir. Evet, en yaygın olarak kullanılan kelime Arapça'da köle için abd'dır. Aynı zamanda bu kulluk etmek anlamında da kullanılır. İbadet de aynı kökten gelir. Boyun eğmek, itaat etmek anlamında. Memluk kelimesi kullanılır. Kadınlar için eme kelimesi, çoğulu ima kelimesi kullanılır. Rakabe kelimesi kullanılır. Başka? Ma meleket eyman. Milki yemin. Yani sağ elin sahip olduğu. Sağ el kelimesi Arapça'da kılıç tutan elden, pazusu güçlü elden kinaye kabul edilir. Bu da savaşa işaret eder. Yani savaşta düşmana çökülmüş, düşman mağlup edilmiş, ganimet olarak alınmış karısı, kızları, adamları esir edilmiş ve köleleştirilmiş demektir. Milki yemin. Başka feta kelimesi kullanılır. Vurra kelimesi kullanılır. Kın kelimesi kullanılır. Kayna kelimesi kullanılır. Feriş kelimesi kullanılır. Efendime söyleyeyim, vasif kelimesi kullanılır. Bunların bir kısmı erkek köle için kullanılır. Bir kısmı cariye için kullanılır. Evet, cariye de medin, medine kelimeleri kullanılır. Hani borç kökünden gelen. Ama genel olarak biz köle dediğimizde abd erkekler için, kadın köle için de cariye kullanılır. Cariye kelimesinin türediği yer cera, yecri, ceri, akış, akmak. Kur'an-ı Kerim'de güneşin yörüngedeki, kendi yörüngesindeki seyri veya gemilerin denizin üstündeki seyri, hareketi, o akışkanlığı cariye diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Fakat bu anlamda cariye kelimesi Kur'an'da geçmez. Feteyat diye geçer. Efendime söyleyeyim. Ma meleket eyman diye geçer ama cariye kelimesi geçmez. Peki bu cariyeye bu akmak anlamından, akış anlamından niye böyle bir isim verilmiş derseniz muhtemelen bunu sözlükçüler şeye bağlıyor. Sürekli olarak bir suyun sürekli akış hali gibi efendisinin sürekli hizmetinde, kesintisiz olarak hizmette böyle sürekli hizmetini görmesi anlamından kaynaklanmıştır deniyor. El erzaku cariyetun diye de bir ifade var Arapça. Yani bu kesintisiz nimet anlamında da kullanılır. Hep bir kesintisizlik, bir devamlı akış anlamı var. Evet, bağlantı buradan kuruluyor. Gene gulam kelimesi falan da kullanılır. Ama sonuçta bütün bu kelimelerin içerisinde evma meleket eymanühüm tabirinin hem köleleri hem erkek köleleri hem de cariyeleri kapsadığı genellikle kabul edilir. Evet, bu ıstılahların bir kısmı Kur'an'da geçer, bir kısmı da Kur'an dışı kaynaklarda, hadislerde ve fıkıh kitaplarında geçer. Şimdi bu isimlendirmeleri verdikten sonra fıkıh geleneğinde, bu fıkıh geleneğinde yaslandığı dayanak hadislerdir, peygamber uygulamasıdır, sahabedir ve Kur'an ayetleridir. Ha, bu çıkarımları kimi zaman doğru yapmışlardır, kimi zaman yanlış yapmışlardır ama fıkhın yaslandığı dayanak Roma hukuku filan değildir. Gene İslami kaynaklardır. Gel gelelim şimdi fıkıhta kölelik ne? Kölelik öncelikle mülkiyet açısından kölelik eşya hükmündedir köle. Mal hükmündedir, mütekavvim mal. Yani sahibi tarafından kullanılabilir, devredilebilir, alınır, satılır, kiralanabilir, ödünç verilebilir, miras bırakılabilir bir eşya hükmündedir, bir mal hükmündedir. Ama
başka haklar konusunda hukukta başka alanlarda köle insan olarak da kabul edilebilir. Mesela bireysel ibadetler söz konusu olduğunda köle insandır. Ama mülkiyet söz konusu olduğunda maldır. Mütekavvim maldır. Fakat ibadetler dediğimizde de kişisel ve bireysel özellikle özgürlüğü gerektirmeyecek. Yani olduğunuz yerde ve sahibinizin izni olmadan yapabileceğiniz ibadetlerle ilgili olarak köle hürdür. Kendi içinde hürdür. Yani namaz kılabilir, zikir çekebilir, abdest alabilir. Ama hacca gidemez. Neden? Hac çok uzun bir seyahati gerektirir. Ancak efendisinin izniyle hacc edebilir. İzni olmadığı söz konusu olduğunda köleye hacc etmek farz değildir. Köle mülk sahibi olamaz, iş sahibi olamaz, para kazanamaz, iş kuramaz. Çünkü ehliyeti eksiktir, kimi zaman hiç yoktur. Ekonomik, iktisadi tasarruflarda bulunamayacağı için, para pul da kazanamayacağı için zekattan da muaftır. Fıtır sadakasını efendisi verebilir. Kimilerine göre vermese de olur. Hacca gidemez. Yani veyahut hac üzerine farz değildir. Zekat da farz değildir. Başka? Cuma namazı da farz değildir. Cuma da efendinin iznine tabidir. Başka? Cihada da gidemez. Savaşa da gidemez. Gene efendinin iznine tabidir. Peki şahitlik söz konusu olduğunda şahit olabilir mi? Çoğunluk fukahaya göre olamaz. Şahitlik bir yetki, bir velayet gerektirir. Velayet demektir. Bunun hem velayeti yoktur, hem sosyal statüsü düşüktür. Yani mürüvveti eksiktir. Dolayısıyla kölenin şahitliğine de itibar edilemez. Evet, fakihler bunu söylerler. Peki gel gelelim kölenin ceza hukukundaki yerine. Genel prensip şudur. Köleler hür statüsündeki insanların bir bakıma yarısı sayıldıklarından onlara verilen cezalar genellikle hür insanlara verilen cezaların yarısı kapsamında değerlendirilir. Mesela zina ettiler. Hür kadına 100 sopa vuruyorsanız buna 50 sopa vuracaksınız. Had cezası limitler belli ise 100 ise 50. Başka? Peki kısasta ne olacak? Kısasta denklik ilkesinden söz eden fakihler derler ki efendime söyleyeyim hür bir kişi köleyi öldürürse o köleye karşılık hürü öldüremezsiniz. Bu denklik ilkesine aykırıdır. Hanefiler bu konuda arkadaş nefs dediğimiz şey can mutlaktır. Cana can yani. Bunun kölesi hürü olmaz demişler ama ağırlıklı görüş fıkıh geleneğinde olmaz efendim. Olmaz. Hatta bir hadisle naklederler köleye karşılık hür öldürülemez diye. Ama bir başka hadis daha var. Müslümanların kanı birbirine eşittir diye. Bu Müslümanların kanı birbirine eşittir'i esas alanlar efendim kim kimi öldürürse hür mü köle mi bakılmaz karşılıklı kısas edilir denirken hüre karşılık hür bir insan kölenin mukabilinde öldürülemez prensibi daha ağır basmıştır. Burada da statü eksikliği, sosyal statü eksikliği dikkate alınmıştı. Kaldı ki öldürme olaylarında hani diyet öderken cariyenin kölenin diyeti hürün diyetinin yarısı kadardır. Hatta erkek kadın diyetinde bile yarı yarıya bölünmüştür. Bırak cariyeyi geçtik. Diyetül mer'eti nısfu diyetül racil diye bir hadis var. Bir yanlış hatırlamıyorsam. Erkeğin kan bedelini kadının kan bedelinin iki katıdır veya
kadının kan bedeli, diyeti erkeğin kan bedelinin yarısı kadardır. Aynı mirasta olduğu gibi. Bu var. Hep toplumsal cinsiyet rolleri ve sosyal statü. Kast yani. Başka? Ceza hukukunda bunları söyledik. Kölelik mülkiyet açısından bölünebilir bir şeydir. O da ne demek diyebilirsiniz. Mesela diyelim ki özgürlüğe kavuşturuluyorsunuz. Sahibiniz tarafından müdebber kölesiniz. Yani ölüme bağlı azatlık. Sahibiniz de iki kişi. Ha hocam ne demek yani sahibiniz? Evet. Köle birkaç kişi tarafından satın alınabilir. Müştereken alınabilir ve müştereken kullanılabilir bir şeydir. Yani burada iştirak mümkündür. Bir kölenin 3 sahibi olabilir, 2 sahibi olabilir. Hatta diyelim ki bir cariyenin 2 sahibi var. Parayı zamanında alırlarken ortak para koymuşlar, bir cariyeyi birlikte satın almışlar. Cariye hamile. Adam derse ki arkadaş bu çocuk ve iki çocuk da dünyaya getirdi. Eğer bu iki çocuktan birisiyle ilgili olarak ortaklardan birisi büyük çocuk bana aittir. Öbürü de derse ki küçük çocuk bana aittir. Bu durumda ne olur? Şayet bunlar ikizse ikiz çocuklar iki adamın da evladı olur. Kadın da İki kişinin cariyesi olduğundan bir gün o efendisine hizmet eder, bir gün o efendisine hizmet eder. Peki ikiz değil çocuklar ayrı ayrı doğdular. O zaman büyük çocuğu nesebine katan kişi küçük çocuğun da sahibi olur. Gel gelelim özgürlük bakımından kölelik bölünebilir bir şey dedik değil mi? Aman ya Rabbi bu ne demek? Bu şu demek. Efendime söyleyeyim. Sizin 3 sahibiniz var. Efendime söyleyeyim, müdebber kölesiniz, ölüme bağlı azat edileceksiniz. Sahiplerinizden birisi öldü. Sizin özgürlüğe kavuşmanız gerekir. Yok, 1/3 özgürlüğe kavuşursunuz. 2 sahibiniz hayatta, siz o adamın payı kadar özgürsünüz. Diğer ikisinin payı kadar gene diğer efendilerinize hizmetle mükellefsiniz. Hocam ne anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Sen hangi dünyadan? Ben hangi dünyadan bahsetmiyorum. Şu anda neredeyse hepsi tercüme edilmiş, Türkçe'ye tercüme edilmiş fıkıh kitaplarını. Mesela üşenmeyin. Serahsi, bakın Serahsi, Mebsut. Bu tercüme edildi. Gidin Kitab-ı Şerike, şirket bölümüne açın. Bakın bakalım nelerle karşılaşacaksınız. Bunların hepsi var mı yok mu? Tarihte de bunlar olmuş, bitmiş, uygulanmış. Bunlar farazi işler değil. Devam edelim. Köleliğin avret mahalli, özellikle kadınlar açısından ve erkekler açısından. Önce kadınlar açısından. Diz, kapak, göbek arası. Yani erkeklerde, bizim normal hür erkeklerde avret mahalli neresi? Göbek hizası ile diz kapak arası. Cariyelerinde göbek hizası ve diz kapak arasıdır. Efendime söyleyeyim başka? Ama bu sefer bu kadınların göğüslerinin açık namaz kılınması gibi bir durum ortaya çıkar mı çıkmaz mı? Artık orayı siz düşünün. Başka ne var? Mesela Nur suresi 31. ayette kadınlar kendiliğinden görünen ziynetleri dışındaki ziynetlerini şu 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 sınıflardan hariç saklarlar. Kim bu peki saklamayacakları sınıflardan birisi? Ev ma meleket eymanu hünne. Yani hür hanımefendilerin köleleri.
Şimdi buradaki köleler kimi kapsıyor? Ma meleket eyman hem erkeğe kapsıyor hem kadını kapsıyor. Gelenek her ne kadar bağlamına göre burada kadınları kapsıyor, orada erkekleri kapsıyor dese de hepsini kapsıyor. Bakın şimdi. Burada kadının ziynetinin görülmesi söz konusu olunca müfessirlerin o erkeksi damarları tutuyor. Diyorlar ki burada erkek köleler değil kadın köleler kastedilmiştir. Yani bir mümin kadın başının saçını cariyesinin önünde açabilir. Erkek kölesinin önünde değil. Anladık. Burada erkek köle geçmiyor, cariye geçiyor. Başka yerde başka türlü anlam veriliyor. Şimdi oraya da geleceğiz. Ama Ümmü Seleme, Hazreti Ayşe, Abdullah İbni Abbas gibi sahabelerin anladığımız kadarıyla bunun kapsamına erkek köleleri de dahil ettiği. Yani kadın hanımefendiler erkek kölelerinin yanında da başlarını açabilirler. Neden? Çünkü onlar eşya ve mal hükmündedir de ondan. Hatta Hazreti Fatıma ile Peygamberimiz bir yerde bir kölenin karşısında işte çok da tesettürlü olmadığı, başının açık olduğu bir zamanda böyle bir durumla karşılaşınca sakınca yok dediğine dair de kaynaklarımızda bilgiler var. Peki bu kadının avret mahallinin bu şekilde söylenmesi, özellikle mesela başörtüsünden muaf tutulması, Hazreti Ömer'in başörtüsü takan cariyenin başını böyle elindeki şeyle, çubukla, asayla dürtüp çıkar onu demesi falan, nazarı itibar alında bunu nasıl anlamamız gerekir? Fahrettin Razi cevabı şöyle vermiştir. Köle maldır, alınıp satılacaktır. Dolayısıyla kölenin kapalı olması değil, alıcısının işte ne aldığını bilmesi için ağzını, yüzünü, gözünü, dişini görmesi lazım. Dolayısıyla onun o vücut yapıları açıkta olmak durumundadır diye izah etmiştir. Orta çağ fıkıh mantalitesi tefsire böyle yansımıştır. Geçiyoruz. Efendime söyleyeyim. Peki bu cariyelerle sahipleri arasındaki hukuk nasıl oluyor? İşte o bahsini ettiğim videoda konuşulan mesele, cinsellik hukuku ne olacak? Cinsellik hukuku şu. Müslümanlar, fakihler ağırlıklı olarak karşı taraftan savaşta yenilen tarafın kadınlarının ganimet malı olduğunu, esir statüsüne girdiklerini ve esirleşmenin neticesinde de köleleştirebileceklerini söylerler. Köleleştirmenin fakihler Kur'an'dan delilini şu ayetin Muhammed suresi 4. ayetteki feşüttül vesak ifadesine bağlarlar. Yani onları adam akıllı zayıflattığınızda, tamamen mağlup ettiğinizde sıkıca bağlayın. Bunu köleleştirin diye anlamışlardır. Ama asıl dayanak noktası hadistendir ve sünnettendir. Peygamberimiz Beni Mustalik ya da Müreysi gazvesinde ve Huneyn gazvesinde alınan esirleri gazilerin payına ganimet olarak dağıtmıştır. İşte Cüveyriye de o Müreysi savaşından gelen ganimetlerden birisidir. İşte buraya dayandırırlar. Esirler köleleştirilir. Köleleştirildiğinde diyelim ki o esir kadın savaşta esir düşmeden önce evliydi. Evlilik bağınız esaret düşürür. Karı koca birlikte esir düşmüşler. Hiç önemli değil. Karı kocanın arasındaki nikah bağı da anında düşer. Düşer ve Müslümanlar o kadını alırlar. Peki aldıktan sonra cariye statüsüne geçtiğinde ma meleket yemin olur. Milki yemindir. Nikah bağı gerekir mi? Nikah bağı bir menfaat bağı olarak kabul edilir fıkıhta. Ama milki yemin böyle
Kılıcımızla gittik aldık. Biz bunu daha güçlü bir bağ kabul edilir. Milki yemin bağı varken nikaha ne gerek var? Dolayısıyla sahibi olan kişi cariyesini istifraş eder. İstifraş ne demek? Odalık yapar. Yani onunla yatar. Bu yatma konusunda zerre kadar nikah akdine gerek yoktur. Bazı kaynaklarda bu ikisi arasında bu cinselliğin yaşanabilmesi için bir teserri denen bir akitten bahsedilir. Yani sururdan mı geldi, cinsel ilişkiden kinaye olarak sırdan mı türedi? Bunları geçelim. Teserri diye bir akitten ama teserri bir akit makit değildir. Kısacası cinsellik konusunda faydalanmada efendinin hakkıdır, cariyenin de vazifesidir. Efendi istediği gibi cariyesini, efendime söyleyeyim, cinsel açıdan yararlanabilir. Efendi isterse cariyesini bir başkasıyla da evlendirebilir. Ama evlendirdiğinde bu bir bakıma bir başkasına ödünç verme yerine geçer. Dolayısıyla istediği zaman geri çağırabilir, evinde barkında ihtiyaçlarını gördürebilir, cinsellik yaşayamaz. Ama ihtiyaçlarını karşılattırmakla mükelleftir. Yani evimi temizle, bağ bahçe işlerimi yap diyebilir. Çünkü o adamın üzerindeki o milk, yani sahiplik bağı nikah bağından çok daha güçlü kabul edilir. Evet dostlar, sanırım bu videonun sonu geldi. Daha var. İsterseniz ikinci videoda Kur'an-ı Kerim'deki ayetler çerçevesinde Kur'an özellikle Medine döneminde bu kölelere dair neler söylüyor? Müfessirler bunun altından nasıl bir kölelik hukuku üretmişler? Kölelik algısı anlayışı nasıl bizim literatüre, tefsir literatürüne girmiş? Bunu anlatalım ve sonuçta da iyi ki kölelik insanlığın gündeminden kurumsal haliyle kalkmış diye yatıp kalkıp şükredelim. Hocam şimdi modern köleler, efendime söyleyeyim, borç içinde ölenler, taksit ödeyerek ölenler falan filan bilmem şunlar mı? Ya bunlar retorik kardeşim. Bu kölelik, bu kapitalist sistemin şeyleri. Bunları ayrı olarak gelin başka bir minvalde tartışalım. Ama benim burada anlattığım bambaşka bir şey. Sevgili kardeşim. Bambaşka bir şey. Birinin malı olmaktan bahsediyoruz. Mal. Bildiğiniz mal. Eşya. Böyle bir kölelikten bahsediyoruz. Anne çocuğunu doğurduğunda o da köle sayılıyor. Vesaire vesaire. Neyse bunları geçiyoruz. Şimdilik bu bahsi burada kapatıyoruz. Bundan sonra bu meseleyle ilgili ikinci etap videoda Kur'an çerçevesinde bu konuyu ele almayı planlıyoruz. Dinlediniz, tahammül ettiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın efendim.